Sırf siz paranızı boşa harcamayın diye ben bir işe giriştim ve tüm yapay zeka destekli Premiere eklentilerini test ettim. Şimdi bu test ettiğim programlar içerisinde AutoPod, AutoCAD, FireCut ve Saps uygulaması var. Bunların birçok özelliği birbiriyle benzer fakat bir kısmı bazıları çok çok daha yetenekli. Mesela FireCut ve AutoPod uygulamasında ekstradan özellikle FireCut'ta bölüm başlıkları seçme, bölümleri ayırma, bölümlerde siz ne konuşuyorsunuz, hangi başlıklardan bahsediyorsa stok sitelerden o görselleri çekerek konuştuğunuz yerlere yapıştırma gibi ekstradan özellikler var. AutoPod'da küfür sansürü var. Yani çok acayip özellikler var gerçekten. Fakat burada enteresan olan olay şu. Şimdi burada bakıyorsun, tamam mı? Bir kısım uygulamalar 24 dolar. Mesela ben bu videoyu yaparken, bu YouTube videosunu hazırlarken Saps uygulaması mesela zam yedi. Ben bu videoyu yapmaya başladığımda uygulamanın fiyatı bak 20 dolar aylıktı ve şu an 32 dolar. O da eğer yıllık alırsan 32 dolar. Fakat Saps uygulaması ne yapıyor? Baktığımız zaman sadece altyazı ekleme ve boşlukları silme gibi özelliklere sahip. Şimdi bunları test ettiğimiz zaman 15 dakikalık kameradan kameraya geçme işleminde bir ana kamera, bir A'ken, bir B'ken varken AutoCAD 2 dakika 43 saniyede kamera geçişlerini yapmış. FireCAD 3 dakika 25 saniyede yapmış ve AutoPod 1 dakika 1 saniyede kesmiş. En temiz kesişi burada AutoPod yapmış. Gerçekten hakkını vermek lazım. Hani dendiği kadar AutoPod abi kamera geçişlerini gerçekten çok mükemmel bir şekilde yapıyor. Aralarında en başarısız AutoCAD olarak ben seçtim kendi, yani kamera geçişleri arasında seçmeme göre. Çünkü biraz hani karşı tarafa konuşurken kesmesi çok fazla denk geldim. Hani ben konuşuyorum, karşıya kesiyor, karşı konuşuyor, bana kesiyor kamerayı falan. Tam böyle net bir şekilde seçememiş gibi geldi. FireCut en ortalaması diyecektim fakat FireCut'ta hiçbir zaman ana kameraya geçmemiş. Yani bu da çok enteresan bir detay. Gerçekten ana kamera yok gibi davranmış. Bir kere ya da iki kere geçiş yapmış. Hiç yok saymış. Fakat AutoPod bu işlemleri yapmak için oldukça titiz çalışıyor. Yani titiz çalışıyor ne demek? Hani videonun başında eğer yarım saniyelik bir boşluk varsa diyor ki kardeşim şu boşluğu sil öyle git. Ya da işte sen videonun yarısına kadar normalde işlemişsin, yarısından sonrasını AutoPod'a teslim etmek istiyorsun. Diyor ki aa olmaz, hata veririm, ben böyle çalışamam. Tertemiz bir şekilde AutoPod'a görüntüleri teslim etmen lazım ki arkadaş çalışsın. Fakat aralarında kamera geçişleri konusunda birinci olan net AutoPod. Çok temiz yani. İkinci AutoCAD, üçüncü FireCut. Bir videoda aradaki boşlukları kesme işleminde ise AutoCAD AI destekli kesme işleminde 48 saniyede FireCut kesmemesi gereken yerleri kesse de önemli bir kayıp yok ama 1 dakika 20 saniyede AutoPod ne yaptı? AutoPod anlamadım. Yani tamamen uğraşıyorsun, tamam mı? Belirtiyorsun eksi 30 desibelde, yani eksi 30 desibelin altını kes diyorsun mesela. Yine gidiyor senin kesmemesi gereken yeri kesiyor. Ben AutoPod'un boşlukları kesme konusunu hiç beğenmedim. Yani ben bu uygulamanın içerisinde Saps'ı yükleyeyim derken bayağı bir uğraştım açıkçası. Hala daha tam yükleyebilmiş sayılmam. Bak şimdi bunu indir diyor, tamam mı? Ben bunu daha önce Atomix'i kurmak için indirmiştim. Fakat hani indirdim falan filan bakıyorsun. Bak burada Premiere yok. Hatta kapatıyorum. Gidiyorum. Tekrar açıyorum. Ve nasıl yapıyoruz abi bunu? Yok onu yükle. Onu oradan aç. Bunu buradan yap. AutoPod, FireCut ve AutoCAD kendi kendine, gördüğünüz gibi daha önce internetinde gördüğünüz gibi kendi kendine yükleniyordu. Fakat bunda öyle bir şey yok. Bunu yüklüyorsun da onu oradan açıyorsun da hani aynı fiyat bandında olmasa bu kadar eleştirmem. Hatta daha pahalı olmasa eleştirmem. Gayet olabilir. 5 dolar gibi bir ücreti olsa ya da 3 dolar gibi bir ücreti olsa eleştirmem. Fakat bu uygulama 20 dolar ve daha kendi doğru düzgün setup yazılımı dahi yok. Bu ZXPUXP Installer uygulamasını silip tekrar yükledikten sonra gayet temiz bir şekilde gördü. Sanırım bende daha önceden yüklü olduğu için uygulamada bir takım çakışmalar yaşanmış olabilir. Öyle hissettim, bilmiyorum. Şimdi tekrar okey gerçekleşti. Yani burada Saps biraz daha ortalamada bir kesiş işlemi gerçekleştiriyor. Saps'ta mesela hiç manuel kesiş yok ve Saps'ın yani çok büyük bir ayıbı var ki o da ayda 180 dakikaya kadar. Ve bunun için senden istediği fiyat eğer aylık alırsan 39 dolar, yıllık alırsan 32 dolara kadar düşüyor. Güzel bir indirim yapıyorlar sağ olsunlar. Ama AutoPod'un aralarında en pahalı uygulamalardan bir tanesi olmasına rağmen boşlukları kesme işleminin başaramamasına gerçekten üzüldüm. FireCut ve AutoCAD'in manuel desteklerinin yanında AI desteklerinin olması da çok güzel. AutoPod tamamen manuel bir şekilde çalışıyor boşluk kesme işleminde. Yani burada birinciliği AutoCAD'a verebiliriz bence. İkinciliğe FireCut, üçüncülüğe ya üçüncü
ucu burada Subs olabilir. Çünkü Subs en azından Autopot'a rağmen, yani Autopot'a nazaran daha temiz bir şekilde boşlukları kesti diyebiliriz. Şimdi otomatik B-Roll özelliği var. Mesela AutoCAD ve FireCAD'da. Ya AutoCAD'daki otomatik B-Roll özelliği kafasına göre bir yerlere sağa sola zoom atma üzerine kurulu. Fakat FireCAD'da otomatik B-Roll özelliğini açtığın zaman senin videodaki konuşmana, temana ne anlatıyorsan, mesela bir yerde Samsung mu diyorsun, gidiyor oradan stok sitelerinden anlaşmalı, iki tane stok sitesi var zaten. Oradan stok görselleri indirip yapmış olduğun videoya yapıştırıyor. Çoğu zaman yanlış şeyler yapıştırıyor olsa da yine belki kullanılabileceğini düşünüyorum. Çünkü sıradan bir videoyu hareketli hale getirmiş olabilir. Ama AutoCAD'ın B-Roll'u bana çok saçma geldi. Çünkü yani B-Roll dediğin şey aslında A-CAM, B-CAM gibi. Yani yedek kamera gibi ikinci görüntü anlamına gelen, temelde baktığımız zaman bir olay. Yani burada aslında FireCAD'ın yapmış olduğu işlem çok daha doğru. Yani yedek görüntüler V-Cam gibi, işte ikinci kamera açıları gibi bir mantıkla yaklaştığın zaman daha doğru. Fakat AutoCAD'inki işte şey, bu B-Roll hareketleri, efektleri falan filan muhabbeti var ya, onu yapmaya çalışmışlar. Olmuş mu? Olmamış. AutoCAD'da ekstra özelliklerden bir tanesi otomatik küfür engelleme, küfür sansürleme muhabbeti. Fakat ben hiçbir zaman doğru düzgün çalıştığını göremedim. Bu aplikasyonlardaki birçok özellik şu an zaten beta aşamada. Üstünde yazıyor betadan çıktığında daha temiz çalışacağını ben tahmin edebiliyorum. Ya AutoCAD ve FireCAD'da ekstradan hatalı tekrarları, kötü tekrarları silme özellikleri var ki bu içerik üreticileri için gerçekten güzel bir özellik. İkisine temiz bir şekilde çalışıyor. Mesela bir videoda ben çektiğim video 5 GB yer kaplıyor demişim, tamam mı? Bunu defalarca söylemişim. 5 GB, 5 GB, 5 GB diye. Onların içerisinden en temiz olanı, ikisi de gayet başarılı bir şekilde seçti ve temiz olanı aldılar. Buradan ikisine de tam yıldız veriyorum. Subs'a altyazı desteği var. Altyazı desteğini ben kullanamadım çünkü benim deneme sürem bitmiş. Ya 30 saniyelik bir videoda altyazıyı kullanamadım yani. Hani ne kadar süre veriyordu acaba bana tam olarak? 180 saniye mi süre veriyordu? Ben 6 dakikalık videonun boşluklarını kes diye deneme yaptığımda altyazı oluşturmaya yarım kalmadı ki Subs boşlukları silmek için bile bunları cloud'a yüklüyor. Bir de bunun için vakit kaybediyorsun. Muhtemelen internetin yokken çalışmıyordur. Onu tam test etmedim. Çünkü benim gözümden çok düştü. Subs yani $32. Sunduğu özelliklere bakıyorsun. 180 dakikayla kısıtlı. Bu diğer tarafta FireCAD ve AutoCAD sabahtan beri anlattığım inanılmaz özelliklere sahip iki uygulama. Yani FireCAD'daki mesela otomatik başlık yerleştirme özelliği muazzam çalışıyor. Ben birçok videomda yapmaya başladım. Hani senin videonu dinleyip başlıklara, bölümlere ayırıyor. Neden bahsettiysen. Ve daha bu otomatik başlık yerleştirme beta'da, yani tam düzgün versiyona çıktığında ne kadar muazzam çalışır bilmiyorum. Şimdi ben burada asıl birinciliği vermek istediğim, benim çok kafam karışık. Gerçekten FireCAD'la AutoCAD arasında gidip geliyorum. Yine altyazı oluşturması güzel, fakat FireCAD'daki altyazı oluşturma biraz daha temiz çalışıyor. Ama FireCAD'de işte otomatik podcast kamera geçişlerinde 3. kameraya geçmemişti. AutoPod desen sadece boşluk siliyor ve sadece kamera geçişi yapıyor. Tamam, kamera geçişi mükemmel yapıyor da bunun için de yani $26 veremem ki aralarında en pahalı uygulamaydı ben bu videoyu ilk hazırlamaya başladığımda. Subs zam yedikten sonra en pahalı uygulama Subs oldu. Başlık, en azından başlık oluşturma benim çok işime yarayan bir özellik olduğu için başlık oluşturmadan dolayı FireCAD'a verebilirim birinciliği. Ve ayrıca isterseniz bölümlere geçiş de ekleyebiliyorsunuz bu şekilde. Gerçekten bayıldım. Yani dakikası dakikasına başlık oluşturması ve bunun henüz beta'da olması, muhtemelen ilerleyen zamanlarda şey de olabilir. Sen videonu buraya yüklediğin zaman işte senin videona uygun bir açıklama yazar. Ama yani Subs'ın yaptığı ayıp. Sen zaten bir tek boşluk siliyorsun ve bir tek altyazı yazabiliyorsun. Bunun için o kadar para istemek. Bu arada benim telaffuzuma da çok takılan var. Ona da bir şey diyemiyorum yani, yanlış telaffuz. Ben Hint aksanıyla konuşuyorum kardeşim. Benim ailem Hindistan İngilizcesiyle konuşurdu hep, İngilizce yıllardır. Evet, siz de fikir ve görüşlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Bence herhangi bir uygulamaya para vermeden önce deneme sürümünü alın, kullanın. Rakiplerini de alın, kullanın ki hangisinin size ne özellik, ne avantaj sağladığını bilin. Hani ben de burada mesela birçoğunu bana satın almak için soranlar oluyordu. Ben de herhangi bir şey söyleyemiyordum çünkü denemediğim için. Hemen böyle parayı harcamak, hemen böyle hızlı hızlı bir şey çıktığınca, reklamlarını görünce aa gidelim alalım işte bir şeyler çekeriz demek bence yanlış. Ki ben de zaten bunların denemelerini kullandıktan sonra satın almaya yöneldim. Aralarında benim para verip aldığım AutoCAD. Bu arada hani diğerleri değil, fakat FireCAD'ı da, yani keşke FireCAD'ı mı alsaydım diye hala kafamda bir soru işareti mevcut.
Bir içerik üreticisi için gerçekten bu araçlar şu iki araç özellikle Firecut ve AutoCAD ya mükemmel bir şey ya. İşlerinizi çok hızlandıracağını düşündüğüm iki tane uygulama. Eğer başka uygulama çıkarsa denememizi istediğiniz başka uygulama olursa bana gönderin, paylaşın. Hepsini inceleyelim, hepsini kurcalayalım, hepsini gömelim. İstiklal Marşı ve kapanış. Na 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 na.